Senaryo Stüdyosu sunar. Levent Kazak Ekspres, 1. Bölüm. Eskimoğulların Arasında. Merhaba. 5 günlük yolculuk dün bitti. Bildiğiniz dayak yemiş gibiyim. O kadar kuzeydeyim ki gece mece kalmadı, artık hiç bitmeyen bir gündüzün içindeyim. Dinlenmek için biraz vaktim oldu. İşte kaç saat uyudum bilmiyorum. Duş alamasam da en azından karnımı doyurdum. Yani ona doyurmak denirse. ilk defa fok balığı yedim. Daha doğrusu yemek zorunda kaldım. Üstelik kahvaltı da. Yani saate bakmadım ama sanırım kahvaltıydı. Şöyle oldu, böyle ikram ettiklerinde o an düşünecek pek vaktim olmadı. Hani farklı kültürlerle ilgili böyle reddetmek çok ayıptır, işte misafirler kendilerine sunulanı yemelidir filan ezberi vardır ya, o yüzden böyle hemen ağzıma atmak zorunda kaldım refleks olarak. Çiğ olduğunu anladım o anda. Korkunç bir şey yani. Bayılıyor gibi oldum bir an, böyle tuttum kendimi. Buralara kadar geldik, böyle kültürel bir skandala yol açmayayım diye böyle kusamadım da. Halbuki hiç öyle bir yeme mecburiyetim de yokmuş. Böyle ne isterlerse onu yiyorlar. Yani bana fok sunan avcıya bir baktım, salata yiyor mesela. Hani çiğ balık yedim, sushi sevmişliğim var. Tabii çiğ kırmızı et de yedim yani. 6-7 yaşlarındayken babaannem yoğurdu böyle köftenin tadına bakmama izin verirdi. Böyle hala köfte yaparken tuzuna bakma, ayaklarına küçük bir yutarım ama hani çiğ fok olacak iş değil. Yani tadı ördek gibi ama çok daha ağır, böyle simsiyah bir et. Böyle hem siyah hem o kadar yağlı ki böyle yumuşacık. Böyle çiğnedikçe çıtırdıyor, böyle milyonlarca küçük kokulu yağ balonu patlıyor gibi oluyor ağzınızda böyle. Çiğnedikçe büyüyor. Affedersiniz. Neyse. Kayıttayız. Müzik ve ses tasarım Ümit Tuncay Aydın. Eskimo şiirleri çeviri Talat Sait Halman. Bildiğiniz gibi bu podcast'te Talat Alman hocamızın çevirip derlemiş olduğu eski uygarlıklara ait şiirlerin izinden gidiyoruz. Bu bölümde Eskimo şiirine göz atmak üzere Kanada'nın Nunavut bölgesinin başkenti Iqaluit'un doğusunda küçük bir yerleşimdeyiz. Başkent dediğime bakmayın, 15 bin nüfuslu küçücük bir kasaba. Iqaluit Inuit dilinde balık demek. Kuzey kutbundayız neredeyse. O kadar yakınız ki yazın ortasındayız ama her yer buz. Buzlar eriyor dediklerine bakmayın. Duruyorlar hala. Yani tabii bazı tepelerin, tümseklerin eriyen noktalarında toprak böyle leke gibi görünüyor ama hala buzlar yerli yerinde. Ve hava hiç kararmıyor arkadaşlar. Hep aydınlık. Dün farkında değilim, böyle etrafı dolaşırken bir hava karardı, bir 15 dakika falan sonra yine aydınlandı. Günaydın dediler. Nasıl yani dedim ya, nasıl günaydın? Meğer ertesi gün olmuş. Yani o 15 dakikalık hava kararması geceymiş. Göremedim, bu gece saati kurup öyle göreceğim geceyi. Evet, oldukça zahmetli bir yolculuk. İstanbul'dan buraya kadar tam 4 uçak değiştirdim. En son dün Iqaluit'e 12 kişilik küçük bir pırpırla indim. İndim ama yolculuk bitmedi. Köpeklerin çektiği kızaklarla kuzeye doğru böyle Road to Nowhere yönüne ilerledik. Ardından tam güneye dönüp böyle bu koya indik. Hemen şurası dedikleri böyle 4-5 saatlik bir kızak yolculuğu. Yolda da tuhaf bir şey oldu, söylemeden geçmeyeyim. Böyle kızak kaptanımız Hottiko yolda durup böyle birden heyecanlı bana bir şey gösterip anlatmaya başladı. Böyle uzakta ufacık bir noktayı gösteriyor. Böyle heyecanlı bir şeyler anlatıyor ama ne olduğunu hiç anlamadım. Kutubayız diye tahmin ediyorum ama yani o nasıl görüyorsa ben hiçbir şey göremedim ama ayıp olmasın diye anlamış gibi, çok heyecanlanmış gibi yaptım ama
Neyse. Şu anda bulunduğumuz köyün bir adı yok. Çünkü göçebe bir aile geçici olarak buraya yerleşmişler. Yarın yürüyüp gittiklerinde geride köyde kalmıyor. Yok yani, adı yok. Ama şahane bir nokta seçmişler. Tam böyle deniz kıyısında. Arkadaki tepeler böyle çanak gibi sarmış koyu. Rüzgardan koruyor. Böyle eriyen noktalarda yeşil çimler görünüyor tepelerde. Köyün her noktasında böyle bir takım kazanlar kaynıyor. Küçük kazanlar, büyük kazanlar. Böyle köpek yemeği olduğunu düşünüyorum. Böyle köpek maması kokudan. Yani sahilde de böyle büyük büyük kemikler var artık. Balina kemiği mi, su aygırı kemiği mi? Yok, su aygırı demiyorlar. Mors mu deniyor onlara? Böyle balık ve is kokuyor köy. Böyle her tarafta köpek duyuyorsunuz. Böyle bunun bisikletleri de köpek, motorları da köpek, arabaları, kamyonları da köpek. Tek vasıtaları köpekler. Ya bir tane de kar motoru gördüm dün. Şefimmiş. Onu da köpekler çekiyor. Şu anda köyün ozanı ve şamanı Tikkani'nin çadırındayız. Bu şahane müziği yapan da o. Tikkani adını duyunca bana baktı. Gülümsedi. Hello Tikkani. El sallıyor. Inuitlerde şimdi bu notu ileteyim. Burası çok önemli. Inuit ne diyeceksiniz? Inuit diyorum. Inuit Eskimo demek. Ama şimdi Eskimo deyince burada adını dövüyorlar. Böyle bayağı odunla dövüyor. Bakın Tikkani ayağa kalktı. Mızrağını al. No, Tikkani, no. Please, no. I'm explaining for why it is forbidden to say Eskimo, man. Turkish people doesn't know, man. Come on, what are you doing? İnanılır gibi değil. Adam beni vuracak ya. Please, stop, Tikkani. We're friends, man. Abi, o şeyi söyledim diye, o E ile başlayan kelimeyi kullandım diye arkadaş bir yükseldi. Evet, deplasmandayız. Dikkat etmemiz gerekiyor. Beyaz adam takmış onlara bu ismi ve bu E ile başlayan kelimeyi çiğ et yiyen anlamına geliyormuş o. Hiç sevmiyorlar yani. Sevmiyorlar. Kendilerine arkadaşlar Inuit diyorlar. Evet, biz de öyle diyeceğiz. Inuit, I'm saying Inuit. Inuit yine kendi dillerinde insan demek. Bu arada sakinleşti biraz. Arkadaşının, T ile başlayan arkadaşının adını söylemeyeceğim. Bir müzik aletin var kucağında, onu çalıyor. Böyle ne olduğu belli. Ozan ya bu, takılıyor bu. Av mav yok buna. Buna getiriyorlar, avlayıp getiriyorlar. Bu müzik yapıyor, ruh kovalıyor, takılıyor filan. Yeni sanatçı yani. Biz yine mekana dönelim. Bir çadırdayız. Ama burası bir iglu değil. İglu biliyorsunuz buzdan yaptıkları evler. Daha önce hiç iglu görmedim. Girirken biraz okudum ama böyle iglular buzdan yapılmalarına rağmen böyle nefesle hemen ısınıyormuş. Böyle ya da küçücük bir mum içerisine sıcacık yapabiliyormuş. Ama şu anda içinde bulunduğumuz çadır deriden. Ne derisi olduğunu çok iyi bilmiyorum. Böyle küçük parçalardan oluştuğuna göre fok olabilir. İçerisi böyle acı bir tüsü kokuyor. Böyle oldukça baharatlı bir koku. Ondan sonra very nice music, very nice. Thank you. Müziğimiz de çok iyi. Şiire dönelim biz yine. Bu eski uygarlıklara ait şiirler genelde yazılı olarak saklanamadıkları için ya zamanla yok olmuşlar ya da böyle kuşaktan kuşağa, ağızdan ağza geçerken değişip bozulmuşlar. Kulaktan kulağa oynar gibi. Ancak bu eski Inuit şiirleri, söz sanatları diyelim, böyle dualar, türküler, masallar vesaire, yüzyıllardır bu değiştirmedikleri yaşam biçimleri nedeniyle fazla bozulmaya uğramadan günümüze erişmiş. Yoksul ve zavallı bu toprak,
Yoksul ve zavallı bu buzlar, yoksul ve zavallı bu hava, yoksul ve zavallı bu deniz, yoksul ve zavallı. Yoksulluğun, yokluğun çaresizliği şiirini yazıyorlar. Ama doğaya karşı hiç direnmeden, hiç karşı koymadan, doğayı ve doğanın gerçekleştirdiği bir eylemi onlara sunulmuş bir şart gibi kabul ederek. Sevinç içindeyim, ne güzel. Çevrem baştan başa buz. Ne güzel. Sevinç içindeyim, ne güzel. Ülkem çamur deryası. O da güzel. Sevinç içindeyim, ne güzel. Ne zaman bitecek bu, ne güzel. Yoruldum uyanık beklemekten. Bu da güzel. Bizim aksimize yaşadıkları olumsuzlukları kabullenerek, tabiri caizse bir Pollyanna gibi yaşıyorlar. Azla yetinerek, hiç sitem etmeyerek. Aramızdaki tavır farkı asla kültürel yapıdan kaynaklanmıyor. Başa gelen felaketlerin tabiatından kaynaklanıyor bence. Biz insan yapısı felaketlerle uğraşırken onlar doğayla boğuşuyorlar. Doğa daha acımasız oluyordur zaman zaman ama eminim insandan çok daha adil. Kadının türküsü. Evin içi sessiz bir sessiz. Evin içinde çıt yok. Kar fırtınası kuduruyor dışarıda. Burunlarını kuyruk altına kıstırıp tor top olmuş köpekler. Küçük oğlum uyuyor kerevette. Sırt üstü, ağzı açık, soluyarak. Minicik karnı yüz yuvarlak. Sevinçten ağlasam deli mi derler? Göç ve avcılık İnuitlerin iki temel gerçeği. Kimi Inuit bölgelerinde elverişli topraklar olsa da tarıma hiç yanaşmıyorlar. Çünkü göç ve tarım birbirine tezat iki kavram. Tarımın tesisini bile bilmiyorlar. Topraktan yeşil yaprak çıkmasını büyü olarak algılıyorlar. Bir yere ait olmaya asla yanaşmıyorlar ama ölünce mezara bağlanıyorlar. Bizim bildiğimiz anlamda bir toplum düzeni ya da yönetim kurmuş değiller. Toplum bireylerden değil ailelerden oluşuyor. İnuitler kendileriyle ilgili bilgi verirken biz nasıl çocuklarımızı sayarız? Onlar da bir oğlum, dört kızım, üç ablam, bir kuzenim, iki yeğenim var diye sayıyorlar. Kardeşin kuzenden yeğenden yakınlık anlamında hiçbir farkı yok. Bir arada yaşıyorlar çünkü. Biz nasıl öpüyoruz sevdiklerimizi? Onlar da birbirlerinin saçlarını, boyunlarını kokluyorlar. Bu hareketin adı kunik. Kunik. Hükümet anlayışları olmadığı için başkan, önder filan da bilmiyorlar hiç. Aralarında toplumsal ve ekonomik bir sınıflaşma yok. Aristokrasi yok, kölelik yok, asker yok, polis yok, yargıç yok. Doğa karşısında, kıtlık ve ölüm karşısında herkes eşit. Yılın birçok ayını kıtlık içinde geçiriyorlar. En büyük korkuları açlıktan kırılıp gitmek. Yaşam yok olmamak çabasından başka bir şey değil onlar için. Avlanmayana, işe yaramayana ve maalesef yaşlananlara saygıları pek yok. İşe yaramayan kıtlık için çok lüks. Kıtlık varsa ve yaşlıysan stres artıyor. Derinden derine nefes alıyorum. Türkü söylersem diye seslenirken soluğum ağır mı ağır, dar mı dar? Bazı ülkelerden kötü haber. Uzaklarda et bulamayanlar, açlıktan ölenler varmış. Türkiye'ye sesleniyorum ta yükseklerden. Ansızın unutuyorum soluğumun nasıl daraldığını. Eski günleri düşünüyorum da gücüm yeterdi o zamanlar koca hayvanları kesip yüzmeye. Üç koca fok keserdim eskiden güneş sessiz sedasız yol alırken göğün bir ucundan bir ucuna. Çok yumuşak gözüken Inuitleri açlık sertleştirebiliyor. Avlanamayan, bir işe yaramayan yaşlıları buzdan bir igluya kapatıp iyice buzla örüyorlar. Onu ya da onları gerekirse ölüme terk edebiliyorlar. Sevinç doluyor içime, şafak sökerken, güneş kayarcasına yol alırken sessizce. Yatmışım, boğuluyorum korkudan.
Aç gözlü böcek sürüleri köprücük kemiğimi kemiriyor, gözlerime uyuyor boyuna. Yattığım yerde kaygıyla düşünüyorum. Korkudan boğulacaktım neredeyse. Beni gömdükleri vakit kardan bir kulübeye göl kıyısında. Kapıyı üstüme kapattıklarında anlayamadım bir türlü. Canım nasıl çıkacaktı buradan? Korkum aldı yürüdü. Çözülmeye koyulunca buzlar, göklerdeki yarık boydan boya büyüdü. Şimşek gibi çatırdayarak. Cana can katardı yaşamak kışın. Ama kış sevinç getirdi mi bana? Dertler çürüdü gitti. Pençelerin korkusu, çizmelerin kaygısı. Cana can katardı yaşamak yazın. Ama yaz sevinç getirdi mi bana? Boyna postların, yorganların özlemini duydum durdum. Inuit hayatında şiir adaletin temeli. Tek tanrı düşünceleri yok. Inuitler canlı cansız her varlıkta bir ruh olduğuna inanıyorlar. Napak diyorlar o ruha. Irmaklar, tepeler, güneş, ay hepsini birer insan olarak düşünüyorlar. Ruh sürekli yer değiştiriyor. Bir cehennem anlayışları olmamasına rağmen o sonsuz buzulların, soğuğun ve yokluğun içinde bir ceza çekiyormuş gibi yaşıyorlar. Inuit mitolojisinden kısa bir yaratılış hikayesi anlatmak istiyorum. Önce kuzgun varmış evrende, tek başına. Canı sıkılmış yalnızlıktan. Buzdan küçük insancıklar yapmış kuzgun, yani Inuitler. Önce çok mutluymuş Inuitler ama sonra acıkmışlar, çok acıkmışlar. Dayanamamış ve onları yaratan kuzgunu yemek zorunda kalmışlar. İşte o yüzden hala cezalılar. Yani semavi dinlerin aksine önce cehennemdeler, cezalarını çekecekler. Sonra da yeşil topraklara kavuşacaklar ve sıcak topraklara. Ama kavuşana kadar ayrılmaları zor. Gitmek istiyorlar bir ama gidemiyorlar. Ta uzaklara gideceğim, uzaklara, ulu dağlardan öte, kuşların barındığı ötelere, ta ötelere. İki kaya kapatmış yolu, iki azman kaya, açılıp kapanıyor çene gibi. Başka geçit yok, aradan geçmek gerek, ötelerdeki ülkeye varmak için, ulu dağların gerisindeki kuşlar ülkesine. İki bozayı kapatmış yolu, iki bozayı dövüşüyor, yol kapanmış. Geçit yok. Oysa sevinçle geçip gidecektim ta ötelerine, ulu dağların, kuşlar ülkesine. Çiçek yok, ağaç yok, güzel kadın kavramı yok, heyecan yok. Böyle yaşama çilesinden dolayı yalın aşk şiiri hiç gelişmemiş. Şiir kelimesinin karşılığı Eskimo dilinde soluk anlamına geliyor. Hay Allah, şey dedik. Hello, hi. Gelmeye başladılar. I am sorry, I didn't mean to say. Ne kadar? What are you doing? Don't touch, please. No. Bıraksana kolumu ya. Don't grab. Inuit. Belki 20, 25 artık saymayı bıraktım.
uçağı kaçıralı haftalar oldu. Kimse şehre götürmüyor beni. Eski bu dediğim için çok sinirlenmişler. Atlı polisi arıyorum durmadan ama telefon çekmiyor. Yani kendim gideyim dedim ama ortalık aç kutup ayısı dolu. Yani sinirlerim çok bozuk arkadaşlar. Yine de böyle moralliymiş gibi davranıyorum. Bir de işe yaramıyor gibi görünmemek için böyle elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum onlara böyle köy işlerinde. Artık sabahları tüm fokları ben temizliyorum yani. O kadar korkunç bir iş ki yani anlatamam size. Şiir yazmaya başladım. Şiirler gözün alabildiğine boş düzlükte duran kimsenin gönlüne doğar. Nasıl olduğunu kendi de bilmez ama günün soluğu ona gündelik konuşmalardan bambaşka sözler ve söyleyişler getirir. Türkü söyleyerek akıntıyla gideceğiz. Dalgalar yükselecek, dalgalar alçalacak, köpekler havlayacak arkamızda. Oh,